Melih Altınok, ne Kürdü Nagihan. Nagihan Alçı, şu konjonktürde Güney'e Farah Zeynep'le başlayan saldırı kampanyasının sebebi Güney'in Kürt olması. Olayın özü bu diyor. Yok öyle bir şey. Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreninde Kürtçe kaset çıkartacağım dediği için linç edilen Ahmet Kaya'ya çatal bıçak fırlatan, 10. yıl marşıyla kovalayan güruhtan Mahsun Kırmızıgül bile başımıza Kürdü oldu. O günlerde Ahmet Kaya'yı politik olduğu için eleştiren şarkıcı, şimdi TSK'nın PKK'ya operasyonlarını protesto edenlere destek verecek kadar radikal. Ağırlıklı olarak zengin CHP'lerin ikamet ettiği semtlerde bir o CHP'ye, bir o HDP'ye kampanyasının katılım rekorları kırdığını da hepimiz biliyoruz. Kaldı ki Güney'i eleştiren Farah da hatırladığım kadarıyla HDP'li Başaran tarafından basın açıklamasıyla sahiplenilmişti. Güney Kürt olduğu için saldıracak birine benzemiyor yani. Tartışmaya dahil olanlar içinde de Güney'in etnik kimliğine dair açık gizli tek bir göndermeye rastlamadım. Mevzu ortada. Sağdan soldan insanların tepkisi, şiddetin romantik sloganlarla estetize edilmesine. Zira Murat Han Mugan gibi kuşa çiçeğe, yaza güze şiirler yazan ince biri bile kafası bozulunca belindeki silahını çekip insan öldüren ve dönüp arkasına bakmayan, maço devrimci imajı göze sokan bir adamı yüceltmekten çekinmiyor. Dolayısıyla solun yegane hakim olduğu kültür endüstrisinde çalışıp da çirkin kral çıplak demek bir oyuncu için neresinden baksan cesurca bir tavırdır. Türkiye'yi eskide kalan kodlarla okumaya çalışıyorsun Nagihan. Geçti o günler. Gaza gelmeyin gençler. Trabzon'da Arap bir turistin ailesinin yanında darp edildiği görüntülerle ilgili Trabzon Valiliği şu açıklamayı yaptı. İki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan ve çevredeki görevli polislerin müdahalesini turistlerin polise mukavemet ettiği şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşı olaya karışarak aniden kuvvet vatandaşı olan turiste yumrukla vurarak yere düşürmüştür. Şüpheli gözaltına alınmış ve hakkında adli soruşturma başlatılmış. O genç eminim çok milliyetçi olduğunu düşünüyordur. Kendisine, yaptığı şeyin ülkesine, milletine yarar değil zarar verdiğinin, ileride mutlaka pişmanlık duyacağının anlatılması lazım. Ve mutlaka polisin işine karışmaması gerektiği de. Baksanıza Arap basını, firari FETÖ'cülerin servis ettiği darp videosunu elden ele yayıyor. Türkiye'ye gitmeyin, güvenli değil propagandasını körüklüyor. Trump olsa Ukrayna savaşı çıkmazdı. Putin, Trump'ın 2024'te seçilirsem, Rusya-Ukrayna savaşını saatler içinde bitirebilirim sözlerine destek vermişti. Rusya'daki bir ekonomik forumda konuşan Putin, Sayın Trump, aciliyeti olan bütün konuları günler içinde çözeceğini söylüyor. Buna Ukrayna krizi de dahil. Memnun olmaktan kendimizi alamıyoruz demişti. NBC kanalına konuk olan Trump, Putin hakkında söylediklerini duyunca bunları demesine sevindim. Çünkü bu söylediğimin doğru olduğu anlamına geliyor diye karşılık verdi. Biden'ın görev süresince ABD'nin dünyaya attığı en büyük kazık Ukrayna krizi oldu. Umarım birkaç ay sonra son bulacak. Durun tahmin edeyim. Erkekler daha çok karbon salıyor değil mi? Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Enerji AŞ İşbirliği kapsamında Tekirdağ sera gazı emisyon azaltımı ve iklim uyum çalıştığı yapılmış. Toplantılara katılan kadem, eylem planının oluşturulmasında cinsiyete duyarlı iklim değişikliği uyumunun güçlendirilmesi için katkılarımızı sunduk diyor. Cehaletimi mazur görün arkadaşlar. Cinsiyete duyarlı iklim değişikliği uyumunun güçlendirilmesi ne demek? Eriller daha mı çok karbon salınımı gerçekleştiriyor yoksa? Ve siz de bunun için ev hanımlarını bilinçlendirmek falan mı istiyorsunuz? Tutturdun mu? Bu arada rahmetli Duygu Asena iklim değişikliği meselesindeki bu aşırı feminist perspektifini duysa eminim gözleri yaşarırdı. Ama gülmekten.